İlk Kültür Ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs Salı, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sevgili izleyenler. Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs kutlandı. Hepsini detaylı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız ve Maltepe ve Taksim'e gideceğiz birazdan. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süreç bugün başladı. Saadet Partisi adayını açıkladı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu aday olduğunu açıkladı ve yaptığı konuşmada yolsuzluğa, yasaklı yerlere, yandaşlığa, yalakalığa hiçbir zaman söz veriyorum, yer olmayacak açıklamasını yaptı. Bakacağız. Ve böylelikle gözler CHP'ye yöneldi. Parti sözcüsü Bülent Tezcan bugün açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı adayını CHP'nin Cuma günü saat 10'da açıklanacağını bildirdi. Başlıklar böyle, hemen detaylara geçelim. Bugün Emek ve Dayanışma Günü, bugün 1 Mayıs ve sendikalar bir araya geldiler. Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladılar. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Taksim Meydanı'na sendikalar çıkarak sembolik törenler düzenledi. Hak İş Sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na ve Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. Yaşasın örgütün mücadelemiz! Yaşasın örgütün mücadelemiz! Hak İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, hükümetimiz 1 milyona yakın taşeron işçiyi kadroya alarak kapitalizme büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir dedi. Bugün bu mücadelemizi hep birlikte kazandık. 1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hak işe inandınız, hak işe güvendiniz. Bizler de sizlerin güvenini boşa çıkarmadık ve bu başarı hepimizin başarısıdır. Taşeron işçilerin tamamı diye yola çıktık. Bazı istisnalar getirildi. Ancak kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hükümetimiz 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, devlet küçülmelidir diyenlere karşı büyük bir meydan okumayı gerçekleştirmiştir. Aksaray'da toplanan Nakliyat İş ve Birleşik Metal İş üyeleri Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Atatürk Bulvarı'nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla Taksim'e doğru yürüdü. Bu sırada polis Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini sendika temsilcilerine bildirdi. Ancak grup tüm uyarılara rağmen Taksim'e doğru yürüyüşü sürdürdü. Ardından grup Taksim'e çıkmayı başardı. Direne direne kazanacağı sloganları atıldı. Türk İş Sendikası da Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp Alemdar, küresel sermayenin insanı yok sayan acımasız politikalarına karşı Taksim'den haykırıyoruz, yaşasın mücadelemiz dedi. Bu arada ufak tefek gerginlikler de yaşandı. Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen Vatan Partisi üyeleri meydana sokulmadı. 1 Mayıs'taki boş Taksim Meydanı ise havadan işte böyle görüntülendi. İstanbul'da bu yıl ilk kez 1 Mayıs Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sahil yolu trafiğe kapatılırken vatandaşlar da arama noktalarından geçerek etkinlik alanına ulaşabildi. Maltepe miting alanına işçilerin girişleri gerçekleşti. Bireysel olarak ve gruplar halinde gelen işçiler güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alana alındı. Polisin güvenlik önlemi kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de önlem aldığı görüldü. Motorize ekiplerle sahil yolunda dolaşan zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri miting alanının girişi olan sahil yolunda seyyar satıcıları uyararak bariyerlerin dışına çıkardı. Sahil yolundan miting alanına doğru yürümeye başlayan grupların ellerinde Türk bayrakları ve flamalar taşıdığı görüldü.
Yüzlerce kişinin dev Türk bayrakları açarak yürüdüğü anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun kortejler halinde yürüyen kalabalığın dev Türk bayrakları açtığı anlar da yer alıyor. Bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarından dolayı kent genelinde bazı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Bu kapsamda saat 4'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıralı Selviler, Halaskar Gazi ve Cumhuriyet Caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Çevik Kuvvet ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği görüldü. Ayrıca kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatılması sağlandı. Taksim Meydanı'na çıkan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş 1 Mayıs'ı kutladı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının işçilerin, emekçilerin yanında yer alan biri olacağını söyledi. Biz bugün burada anıta çelengimizi koyduk. İşçi sınıfının mücadelesinde hayatını kaybedenleri andık ve işçi sınıfının sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek için de toplandık. Buradaki arkadaşlarımız Almanya'dan, Bremen'den gelen işçi ve emekçi kardeşlerimiz. Aynen. Ve onlarla biz daha önce Frankfurt'ta, Bremen'de hep birlikte olmuştuk. İşçilerin, emekçilerin sorunlarını konuşmuştuk. Kesinlikle. Bugün de Türkiye'de yine işçilerin, emekçilerin sorunlarına çözüm bulabilmek için aynı platformda buluştuk. Onlara da ülkemize ve kendi ülkelerine hoş geldiniz diyoruz. Bugün onlar da bizimle birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacaklar ve Türkiye'den dönerken demokrasi mücadelesine verdikleri katkıyla da tarihe geçecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kim olduğunu şimdi söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı işçilerin sendikalı çalışmasından yana tavır koyan bir siyasetçi olacak. Kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı sigortasız çalıştırma ayıbına son verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının yönettiği Türkiye'mizde işçi cinayetleri olmayacak. Adayımız tüm bu ilkelerin arkasında duran bir isim olacak. Cuma günü saat 10'da da işçi ve emekçi dostu Cumhurbaşkanı adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık başkanım. Haksen üyeleri kamu çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarını protesto etmek için Taksim Meydanı'na yalın ayak geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Haksen üyeleri yalın ayak yasaklı Taksim Meydanı'na çıktı. 1 Mayıs'ta Taksim'de sendikaların üyeleri sembolik olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıyor. Haksen üyeleri de Taksim'deydi. Yalın ayak bir şekilde anıta çelenk bırakan grup üyeleri ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, protesto amaçlı yalın ayak Taksim'e çıktıklarını söyledi. Değerli basın mensupları, bugün buraya kamu çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarını Taksim Meydanı'ndan, emeğin mabedinden kamuoyuyla paylaşmak için geldik. Ve alana bu düşüncelerimizi, bu protestomuzu yansıtmak için de arkadaşlarımla beraber yalın ayak girdik. Yalın ayakta çıkacağız bu alandan. Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alınırken arbede sırasında bir polisin de kafası yarıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis Beşiktaş Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinden itibaren ise Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis müdahale etti. Müdahalenin ardından tekrar bir araya gelen HKP üyeleri ara sokaklardan çıkarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçmeye çalıştı. Grubu saran Çevik Kuvvet Polisi yürüyüşe izin vermedi. Göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada yaşanan arbede de bir polisin kafasının yarıldığı görüldü. Grup üyeleri polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evet, Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı. Esnafa polisler de eşlik etti. Ben niye arıyorsun? Hareketleri karıştırdı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf müşteri bulamayınca boş caddede futbol oynadı. Esnaf yalnız değildi. Taksim'in güvenliğini sağlamak için görev yapan polisler de esnafa top oynarken eşlik etti. Esnaf kendi arasında top çevirdi. Az sayıdaki vatandaş ise esnafı izledi. Zaman zaman çocuklar da oyuna katıldı. Bir Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde Emek ve İşçi Bayramı adıyla kutlanan 1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1912 yılında İstanbul'da kutlandı. ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde Emek ve İşçi Bayramı adıyla kutlanıyor. 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletler Arası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 Paris Kongresi'nde işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir gün işçilerin ortak bayramı ilan edildi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün 1 Mayıs olarak belirlendi. İşçilerin günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başlandı. Dünyada 1890'lı yıllara kadar uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak İşçi Bayramı kutlamaları yapıldı. Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı. Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazırız dedi.
Özbekistan ve Türkiye birlikte Asya ile Avrupa'yı bağlayan birer merkez haline gelecek. Bunu yapar mıyız? Yaparız. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye, toplam 114 milyon. Ve artık bu gömlek bize dar geliyor. Bunu rahatlatmamız lazım. Bunu yapacağız. Şimdi tercihli ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasıyla bu hedefimize çok daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Elbette bu süreçte biz devlet adamları yanında iş camialarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Sizlerin de bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Esasen Türk yatırımcıları ve şirketleri Özbekistan'ı çok yakından tanıyor. Özbekistan'da da şirketlerimiz çok yakından tanınıyor. Türk ürünleri Özbek tüketiciler nezdinde itibar görüyor. Biz de iş adamlarımızı, girişimcilerimizi Özbekistan'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz ve edeceğiz. Ülkelerimizin birbirine ekonomik ve ticari yaklaşımı sırf kar ve maddi kazanç amaçlı değil, olmamalıdır. Ekonomik, ticari ilişkilerimizi aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren birer sıçrama tahtası olarak görmeliyiz. Tıpkı iki kardeş gibi, biri yükseldikçe diğeri de yükselen, iyi ve kötü gününde dayanışma içinde olan, birbirine asıl bu yönden bağlı ülkeler olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Başbakan, cezalar, borçlar, öğrenci affı, imar barışı ve emekliliklere ikramiye ile ilgili yapılan düzenlemeleri açıkladı. Ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İki, trafik cezaları yeniden karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar, seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde işte bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, rütük cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçişleri vesaire. Kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan nizalar, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabii belirli kuralları var, şartları var. Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyoruz. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor. Dolayısıyla hesabı kitabı tutturamıyor. Bunu düzenlemiş oluyor. Kasa fazlalıkları, bunlar da aynı şekilde beyan usulüne göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Yani 3 yıllık bir imkan, bir kolaylık getirmiş oluyoruz. Burada bir şey daha yapıyoruz. Peşin ödeme olursa, peşin ödemede de indirimler var. Peşin ödeyen vatandaşlarımız faizinin, yani gecikme faizinin %90'ını
ödemeyecekler. Sadece %10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar. Kamuya maliyeti yani milli gelirin %0.5'i, %0.6'sı, öyle değil mi Mehmet Bey? Yahut da bütçenin. %22 milyar ama gelecek daha fazla. İmar barışında Mehmet Bey'in hesabına göre 2 katı. Efendim? Evet, 22-24 milyar arası. Tamam. 24 milyar desek daha doğru olur. 22 asgari ama 24 milyar civarında diyelim. Başka soru var mı arkadaşlar? Bu bayramda tabi meclise gönderdik. Çıkar çıkmaz inşallah Ramazan içinde. Evet evet. Tabi bu yılda 2 sefer düzenli olarak her 2 dini bayramda öncesi ödemeler gerçekleşecek. 24 Haziran seçimi için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacaklarını bildirdi ve AK Parti'yi eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenledi. 24 Haziran için telaş başladı, AK Parti hükümeti de bir telaş paketi açıkladı dedi. Değerli arkadaşlar, seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken ateş bacayı sardı, telaş başladı. AK Parti iktidarı bir telaş paketi açıkladı dün. Telaş paketi açıklarken bizim 2015 yılındaki seçim bildirgemizi yine çalmış. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kendileri bir şey üretmek yerine hazırı çalarken onu da bozarak alıyorlar. Olduğu gibi alsalar önemli değil. Milletin işine yarayacak. İki şey önemli. Bir, geç alıyorlar. Geç, aradan geçmiş 3 sene. 3 sene önce söylediklerimizi bugün güncelleyip milletin, halkın, vatandaşın hak ettiği daha iyisini vermek gerekirken 3 sene milleti yalanla dolanla uyutup oyalayıp 3 sene sonra çalıyorlar. Çalarken de eksik bozarak değiştirerek uyguluyorlar. Yine de iyidir bir adım daha atmış olmaları. Bu telaş paketi en azından vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacağı için iyidir. Ama kesin çare değildir. Sevgili vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu telaş paketine aldanmayın. Bunun daha çoğunu yapmak mümkündür. Eğer 2015 yılında bizi iktidara getirselerdi bunun daha çoğunu 3 sene önce verecektik. Şimdi 2018 yılında yeni bir seçime gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı inşallah kurulacak. Çok daha fazlasını vatandaşın hak ettiğini vereceğiz. CHP sözcüsü Tezcan, partisinin Cumhurbaşkanı adayının 4 Mayıs Cuma günü saat 10'da açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de bir yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Ben burada tabii Cumhurbaşkanı adayı ismi açıklamayacağım. Ama bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz, gelmek isteyen herkes. Cuma gününü bekleyin. Daha erken değil, daha geç de değil. Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun Türkiye için. Güzel şeyler yaşayacağız. Buyurun.
demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves başarısız kalacak. Demokrasi güçleri sandıkta birlikte bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek arkadaş. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aday Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu konuşmasında söz veriyorum bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa hiçbir zaman yer olmayacak dedi. Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu. İttifak görüşmelerinden ve Abdullah Gül'den beklediği yanıtı alamayan Saadet Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun adaylığı Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu. Tüm sözlükler bilgeliği, iyi ahlaklı, bilgili ve örnek insan olarak tarif eder. İşte bu tarifin Türk siyasetindeki adı Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Daha sonra kürsüye çıkan Karamollaoğlu vaatlerini anlattı. Omuzlarına aslında kaldırılması çok ama çok zor olan bir mükellefiyet yüklediniz. Cenab-ı Hak'tan niyazım bu görevi sizin asalet ve nezaketinize uygun bir şekilde yerine getirmeyi bana nasip etmesidir. Seçimler bir demokrasi yarışıdır. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, olsa olsa birbirinin sadece rakipleridir. Hepimiz daha iyinin, daha güzelin mücadelesini vermek için çalışıyoruz. Biz dün söylediğimizi kenlem yekun, bazen bu kelimeler de çıkıyor ağzımdan ama yani hiç yokmuş gibi addedip onun tam tersini icraata hiçbir zaman koymayız. Sözümüzün eriyiz. Bu da bizim şiarımız. Ama biz bunları söylerken hiçbir zaman kimseyi kırmak, kimseyi incitmek, kimseyi küçük düşürmek niyetinde de değiliz. Tam tersi, bu ülkeye hizmet etmek için milletin görev verdiği insanları uyarmak, onlara yol göstermek için bu ifadeleri kullanırız. Huzurlarınızda söz veriyorum. Bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya hiçbir zaman yer olmayacaktır. Bundan dolayı da iktidara geldiğimizde ilk alacağımız kararlardan birisi olağanüstü hal düzeninin kaldırılması olacaktır. Karamollaoğlu iktidara geldiklerinde 3 yıl içinde ekonomi ve adalet alanında daha ileride olan bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasına ilk tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı dedi. Bahçeli ayrıca hükümetin seçim paketine yönelik adımlarını da değerlendirdi. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kurulu'na müracaatlar yapılmış olur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel merkezde gazetecilerin sorularını cevapladı. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıkladı. İlk yorumda Bahçeli'den geldi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu.
bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak? Ona bakmak lazım. MHP lideri Cuma günü adayını açıklayacağını belirten CHP'ye de seslendi. Valla çok sabırı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde halk toplanacak. Artık açıkla şu adayını diyecek. Bahçeli hükümetin seçim paketi bildirgesini de değerlendirdi. Yani geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bunlar dün de vardı. Bugün biraz arttırarak konmuş. Söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için bir rakam varken onu bugün 500 çıkartmışlar. Öğrencileri biraz kullanmışlar. Bu binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan zannediyorum hem bir tapu hem bir gelir elde edecekler. Öyle bir yol takip ediyorlar ama biz henüz daha ayrıntıyı tam incelemiş değiliz. Evet. Bugün 1 Mayıs sevgili izleyenler ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü konuşacağız. Telefon hattımızda TKP Genel Sekreteri Sayın Kemal Okuyan var. Sayın Okuyan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Dilerseniz 1 Mayıs mesajınızla başlayalım. Daha sonra ben sorularımı yönelteyim size. İşçi sınıfının mücadele günü. Yani Türkiye'de bayram kutlanacak bir ortam yok. Evet. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bugün İstanbul'daki 1 Mayıs, diğer kentlerden de haber alıyorum. 1 Mayıs şu mesajı veriyor. Türkiye toplumunun oldukça umutsuz, hatta çaresizliğe mahkum edildiği bir dönemde insanlar biz buradayız, mücadele etmeye hazırız. Yeter ki doğru bir politika, doğru bir önderlik gelişsin. Bu söyleniyor. Yani bugün İstanbul'da belki meydanı çok büyük bir meydandı. Çok büyük bir kalabalık toplanmadı. Ama geçen yıllara göre çok daha enerjik arayış içerisinde bir toplam var. Buradan bir umut çıkar. Ben buradan 1 Mayıs mesajı olarak şunu söylüyorum. Asla ve asla çaresiz değilsin. Asla ve asla umutsuz olmamak gerekiyor bu ülke bu ülkeden. Yeter ki şu unuttuğumuz bir şeyi aklımıza getirelim. Bu düzenin değişebileceğini, ortada bir sömürü var, adaletsiz bir düzen var. Bütün kötülüklerin kaynağı bu düzen. Çevreden trafiğin varıncaya kadar her şeyi problem haline getiren bir sistem var. Bu düzene mahkum olmadığımızı, bu düzenin değişebileceğini anlarsak her şey çok kolay olacak. Karşımızda o kadar da güçlü bir siyasi iktidar, o kadar da güçlü bir düzen yok. Evet, şimdi o hal sürecindeyiz biz ve o halde, yani o hal işçileri nasıl etkiledi sizce? Yaşadıkları sorunlar ne oldu? O hal sürecindeyiz ve işçiler bu durumdan nasıl etkilendi? Zorluk yaşıyorlar mı? İşçilerin sorunları neler? Buyurun. O hal sürecinin doğal olarak Erdoğan'ın da söylediği gibi altını çize patronlara yarayan bir rejim olduğunu herkes biliyor, görüyor. İşçi sınıfı açısından o hal zaten kısıtlanmış olan grevlerin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor. Şu anda işçi sınıfının hakkını aramak için hiçbir kanalı kalmamış durumda. Ama birçok yerde buna rağmen, yasaklamalara rağmen işçiler küçük de olsa gren işlerle haklarını arıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama şunu görüyoruz bugünkü 1 Mayıs'ta. Eninde sonunda o hale rağmen, yasaklamalara rağmen, bütün provokasyon girişimlerine rağmen işçi sınıfı, emekçiler Türkiye'nin dört bir yanında biz buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz diyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Son tahlilde olağanüstü hal falan da sökmez. Yani insanlar bir noktadan sonra yeter artık demeyi öğreneceklerdir. Türkiye'de böyle bir enerjinin olduğunu bu 1 Mayıs göstermiştir. Ben o yüzden memleketten umudu kesen herkese ısrarla şunu söylüyorum. Evet, çok karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ama bu karanlık mutlak değil ve aşılmaz değil. Evet, işçilerin yaşadığı temel sorunlar var. Peki bu sorunlar sizce nasıl çözülür? O sorunlar nelerdir? Ya bakın, ben hep
şunu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. İşsizlik var. İşsizlik tehdidi ücretleri aşağı çekiyor. E niye? İşte bu ücreti beğenmiyorsanız çalışacak milyonlarca kişi var deniyor. Taşeronlaştırma. Sözleşmeli personel. Şimdi devlet kamuda çalışanların tamamını sözleşmeli yapmak yolunda bir girişimi var hükümet. Bütün bunlar çok ağır sorunlar. Çalışma saatleri uzadı. Bunlara baktığımız zaman bunların hepsinin kökünde bugünkü düzen yatıyor. Kim ki şunu iddia ediyorsa ben bugünkü düzeni sürdüreceğim, işsizliği yok edeceğim. Bugünkü düzeni sürdüreceğim, hayat pahalılığını yok edeceğim. Bugünkü düzeni sürdüreceğim, taşeronlaştırmayı kaldıracağım. Yalan söylüyorsun. Bugünkü düzende şu anda AKP'nin uyguladığı ekonomi politikalara mahkumuz. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla işçi sınıfı bugün çok ağır koşullarda karşı karşıya ama işçi sınıfının kurtuluşu ne yazık ki bu düzeni değiştirmek dışında bir şey yok işçi sınıfının. Evet. Pekala. Çok teşekkür ederiz Sayın Okuyan değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Bütün basın emekçilerinde 1 Mayıs'ını kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, TKP Genel Sekreteri Sayın Kemal Okuyan telefon hattımızdaydı ve 1 Mayıs için konuştu. Sevgili izleyenler şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı adaylığı için ilk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Perinçek yaptığı açıklamada 90 bin üzerinde vatandaşın Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçesinin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Ve 1 Mayıs mücadele günümüzü bütün milletimizin, bütün emekçilerin buradan kutluyorum. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yenecek, üstesinden gelecek ülkemizi, üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var. Efendim biz 100 bin kişiyi Silivri Divarı'nın önüne yığmışız. Biber gazlarına karşı atılan o mermilere karşı 100 bin üzerinde insanı 3 kez Silivri Duvarı'nın önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs günleri 6 gün sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar yani gece 8'e kadar yurttaşlarımız imza atmak için yani Cumhurbaşkanı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var. O bakımdan 9 Mayıs günü bu ilçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. Bu olağanüstü bir süreçtir. Olağanüstü bir süreçtir. Olağanüstü süreçler olağanüstü çözümleri getirir. Yani nasıl Atatürk Bandırma vapuruna bindiği zaman anketlerde Atatürk yoktu. İşte şimdi şu anda biz Bandırma vapuruna binmiş durumdayız. Hazreti Muhammed Mekke'deyken anketler Hazreti Muhammed'i göstermiyordu. Anketler İstiklal Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun düşmanı Akdeniz'e dökeceğini anketler göstermiyordu. Onun için Türkiye'nin geleceğini anketler değil. Yaşadığımız olağanüstü süreçte milletimizin üstün yeteneği ve Vatan Partisi'nin biraz evvel belirttiğim zorlukları yenme yeteneği gösterecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddiaları İyi Parti'nin de gündemindeydi. İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, TSK iktidarın çaresizliğine alet edilmiştir dedi. Genelkurmay Başkanı'nın ve Saray Sözcüsü'nün Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına dair vereceği bir karar arefesinde yani çok manidar bir zamanlamayla ziyaret ettiklerine dair bilgi kamuoyuna yansımıştır.
söz konusu bilginin muhatapları tarafından bugüne kadar yalanlandığına şahit olmadık. Bu durumda İYİ Parti Başkanlık Divanı bu durumu değerlendirerek Türk milletinin bilgisine yansıtmasını kaçınılmaz bir görev olarak görmüştür. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının tartışıldığı bu ortamda Sayın Abdullah Gül'e böyle bir ziyarette bulunulması 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini tehdit altında bırakan bir seçim ve rejim müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak bu çok vahim olayı milletimizle paylaşmaya zorunluluğu duyduk. Türk milletinin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiili başkomutanı askeri darbe dönemlerini hatırlatırcasına kimin cumhurbaşkanlığına seçimlerine katılıp kimin katılmayacağına müdahale edemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarafı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiili komutanı, bu seçimin tarafı olamaz. Bu durum saray ve onun hizmetkarı tarafından maksatlı olarak yaratılan toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine neden olacaktır. Sayın basın mensupları, belli ki saray koalisyonu ve onun hizmetindeki küçük ortağı kaybedeceklerinin korkusuyla hareket ediyorlar. Bu nedenle iktidarı elde tutmak için her yol mübahtır anlayışına Türk ordusunu alet etmeye çalışıyorlar. Buna izin verilemez. Cumhurbaşkanı 81 milyonun cumhurbaşkanı olmayı başaramamıştır. Bunu da istememiştir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri 81 milyonun ordusudur ve bu konuda bir zafiyet gösterilmemelidir. Değerli basın mensupları, yaşanan bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iktidarın çaresizliğine yara bandı olarak kullanılması anlamına gelir ki bu asla bağışlanabilecek ve kabul edilebilecek bir durum değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri iktidarın çaresizliğine yara bandı olamaz. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri genel seçimlerinde uygulanacak propaganda yasaklarını içeren YSK kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri seçim propagandasıyla ilgili gezilerinde makam araçlarını kullanamayacak, seçmenlere hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri genel seçimine ilişkin adaylara uygulanacak propaganda yasaklarını içeren kararları resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu binalarında ve seçim kurullarınca gösterilenlerden başka meydanlarda toplu propaganda yapmak yasak olacak. Açık yerlerde güneşin batmasının ardından 2 saat sonra ve güneşin doğumuna kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakülteler, öğrenci yurtları ve üniversite kampüslerinde seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak. Yurt dışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacak. Adaylıkların kesinleştiği 13 Mayıs Pazar gününden itibaren Cumhurbaşkanı adayları yurt içinde seçim büroları açabilecek. Ticari faaliyeti devam eden yapılar seçim bürosu olarak kullanılamayacak. Adaylar yurt dışında seçim büroları açamayacak. Seçime katılan Cumhurbaşkanı adayları 13 Mayıs'tan itibaren 23 Haziran Cumartesi günü saat 18'e kadar ikinci tura kalınması halinde 25 Haziran'dan 7 Temmuz Cumartesi saat 18'e kadar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek.
Vatandaşların elektronik posta adreslerine, sabit ve cep telefonlarına görüntülü, sesli, yazılı propaganda mesajları gönderilmesi yasak olacak. Adaylar, propaganda sözleri içinde kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayların seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıtmaları yasak olacak. Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyaretler verilemeyecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran'dan itibaren günün 24 saati oy kullanabilecek. Yurt dışındaki vatandaşların hangi tarihten itibaren oy kullanabileceği belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe'den itibaren günün 24 saati oy kullanabilmesine karar verdi. YSK'nın Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin 327, 330, 333 ve 334 sayılı kararları resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Seçimlerde gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileriyle buralarda oy verme işlemlerine ilişkin YSK kararına göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17'de sona erecek. Tercihimizi tek bir tarafa yapıyorsunuz, bir defa basıyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumundaysa gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 8'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17'ye kadar devam edecek. Uluslararası Para Fonu Türkiye ile ilgili 4 madde konsültasyon raporunu yayımladı. Uluslararası Para Fonu'nun Türkiye ile ilgili yayınladığı konsültasyon raporunda 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı. Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi. Açıklamada siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi. Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada yapısal reformun iş piyasasında esnekliği artırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi. Avrupa Birliği'nden bir heyet Mayıs ayı ortalarında vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Avrupa Birliği heyeti vize serbestisi için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin çalışma planını Şubat ayında Brüksel'e sunmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan teknik bir heyet plan üzerindeki çalışmalarını tamamlanmasının ardından Mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek kalan 7 kritere ilişkin görüşlerini iletecek. Görüşmelerde vize serbestisinin yanı sıra göç konusunun da ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmesinin Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki barış evinde yapılabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le yapacağı görüşme için Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki barış evinin iyi bir seçenek olacağını açıkladı. Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında,
Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor. Fakat üçüncü bir ülkeden ziyade Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki barış, özgürlük evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum ifadelerini kullandı. Kuzey Kore, Trump'ın önerisine henüz yanıt vermedi. Kim'le Güney Kore Devlet Başkanı Moon 27 Nisan'da aynı yerde bir araya gelmişti. Barış evi, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Ateşkes Köyü, Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'da iki ülke arasındaki Ateşkes Köyü, Panmunjom'da bir araya gelmişti. Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek Yarımada'yı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı. İsrail parlamentosu Knesset, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya savunma bakanının onayını aldıktan sonra savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onadı. I want to begin with a few personal words in English. İsrail parlamentosu Knesset, başbakana savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onadı. Adonis Ganassi, Mr. Vice President, you speak on behalf. Başbakana olağanüstü durumlarda savunma bakanına danışarak savaş ilan etme yetkisi veren söz konusu yasa tasarısı ikinci ve üçüncü oylamalarda kabul edilip yasalaştı. Yasa lehine oy kullanan milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Söz konusu yasayla birlikte Netanyahu artık savaş ilan etmek için hükümetin ya da Knesset Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu'nun onayını almak zorunda kalmayacak. Knesset'teki oylama öncesinde Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillerle ulaştığını iddia etmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu basın toplantısında yaptığı sunumda İran'a ait 50 bin dosya ve 183 CD'den oluşan gizli dosyayı ele geçirdiklerini söyledi. Another 55,000 files on 183 CDs. Dosyalarda İran hükümetinin nükleer arşivi olduğunu iddia etti. Dosyalarda ve CD'lerde yer alan fotoğraf, video ve taslaklardan örnekleri gösterdi. Netanyahu dosyaları ele geçirmesinin büyük bir istihbarat başarısı olduğunu söyledi. Now in a very safe place. Here's what the files included. İsrail Başbakanı, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu ama ele geçirdikleri belgelerin geçmiş nükleer silah programını kanıtladığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'ın nükleer programıyla ilgili İsrail'in yaptığı açıklamaların farkında olduklarını belirterek, İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı, dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İran'ın nükleer programı ile ilgili sürecin farkında olduklarını, İsrail'in ortaya koyduğu bilgi ve belgeler ışığında konuyu yakinen takip ettiklerini aktaran Sanders, bu durum ABD'nin uzun zamandır bildiği bir gerçeği ortaya koyuyor. İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programını sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı ifadelerini kullandı. Sanders, İran rejimi kendi komşularına ve diğer ülkelere karşı yıkıcı silahları kullanacağını göstermiştir. Bu yüzden İran nükleer silahları hiçbir zaman sahip olmamalı yorumunu yaptı. Netanyahu'nun İran'la ilgili açıklamalarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı açıklamasında belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti.
İran Çok Büyük Atomsal Arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajanı'ndan bugüne kadar gizlediği ifadelerine yer vermişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli belgeye ulaştığını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmiş ve bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini savunuyor. Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde iki katlı bir evde meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi ise yaralı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde evde tüp patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Nusaybin Cizre Karayolu güzergahında yer alan Katran köyünde 2 katlı evin üst katında mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle evin tavanı çöktü. Olayda 78 yaşındaki Mahmut Yağ ve 57 yaşındaki Süleyman Bozkurt hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı. Köye gelen UMKE ve AFAD ekipleri evin enkazında çalışma yaptı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'la Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da önce olay yerinde incelemede bulundu. Ardından Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz. Yarın saat 14.30 olduğunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. WhatsApp hattımızda hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 4213 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilir. Her konuda bizlere yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.